Ve sağlık diyeceğiz şimdi de. Uzmanlar diyabet hastalarının bayramda aşırı tatlı tüketiminden uzak durması gerektiğini vurguluyor. Ani kan şekeri yükselişinin önüne geçmek için öğün atlanmaması ve bol su tüketilmesi gerekiyor. Bayramın olmazsa olmazları şerbetli tatlılar, çikolatalar, şekerler. Aşırı tüketimi kan şekerinde ani yükselişe yol açıyor. Bu durum en çok da diyabet hastalarını etkiliyor. Şeker, çikolata, şerbetli tatlılar bunlar hem evlerimizde hem de ikramlık yapılan yerlerde bolca tüketiliyor. Ancak bu tarz gıdaların yüksek miktarlarda tüketilmesi başta diyabet hastaları olmak üzere tansiyon hastalarında, kalp ve böbrek hastalarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların, kuru meyvelerin ya da yaş meyvelerin tercih edilmesi yine diğer alternatifler. Ramazan'ı oruç tutarak geçiren şeker hastalarının bayramda aşırı tatlı tüketimi yerine düzenli beslenmeleri öneriliyor. Uzun bir açlık sonrası hastalarımız şimdi yavaş yavaş beslenme düzenlerini normale çekecekler. Burada bayram sonrası ilk kahvaltı oldukça önemli. Burada ağır, çok fazla karbonhidrat içeren pasta, börek, hamur işi gibi bir kahvaltı yerine hastalarımızın daha hafif, normal porsiyonlarda bir kahvaltı yapması uygun olacaktır. Diyabet hastalarının ilaç saatlerini doktor kontrolünde yeniden düzenlemesi tavsiye ediliyor. İlaç saatleri yine değişmiş olabilir hastalarımızın hekim kontrolünde. Bunları da Ramazan öncesi dönemlerine doktorlarının önerdiği şekilde çekmeleri hastaların kan şeker regülasyonunu sağlamak için oldukça önemli olacaktır. Uzmanlar şeker hastalarının bayramda günde 8 veya 10 bardak su içmeleri gerektiğini söylüyor.